Arkadaşlar herkese merhabalar. 27 Temmuz 2024 Varşova Chopin'deyiz. Bugün Ömer Bey'i karşıladık. Şimdi Ömer Bey'in ufak görüşlerini alalım. Yine birkaç bir şey değinip klasik, ondan sonra kapatırız. Her şey için VA Vize Merkezi'ne ve Volkan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Hiçbir zorluk ederiz. Çekmedim. Buraya geldim. Rahat bir şekilde, herhangi bir problem yok. Sabırlı olmasını istiyorum herkesin. Sabrın sonu selamettir. Herkese başarılar diliyorum. Şimdi abi senin süreç uzun sürdü. Senin değil birçok müşterimizin uzun sürdü. Çünkü Noel zamanı vardı. Noel zamanında olanların işlemleri uzun sürdü. Senin işlem başlatma tarihin ortalama ne zamandı? Benimki Aralık'ın sonundaydı. Fakat dediğim gibi sabırlı olmak lazım. Bu iş şans işi. Yani neden olmadı, niye olmuyor diyerekten üzülmeye gerek yok. Bekleyeceksin ve göreceksin. Yani sonuç ortada. Türkiye'deki hayatına devam etmesi gerekiyor. Süreç sonuçlanana kadar. Hatta senin de diğer müşterilerimizin olduğu gibi bir şeyin olmuştur. Randevumu çıkartın artık diye. Yani bunlar ister istemez tabii oluyor. Şimdi müşterinin yerine koyuyoruz kendimizi. Bu konsolat sisteminin olması bazen iyi, bazen kötü bir şey. Bunda kimsenin yapabilecek bir şeyi yok. Şimdi kendi müşterilerimize dahil diğer bizden işlem başlatmayı düşünen kişilerde de oluşan şey şu. Vize paylaşmadılar. Vize ne zaman paylaşırlar diye. Şimdi arkadaşlar yakın bir süre içerisinde pek fazla bir karşılamamız kalmadı. Neden kalmadı? Vizelerin çıkabilmesi için randevuların çıkması gerekir. Evrak başı boşuna sadece boş bir şeydir. Randevuların çıkması gerekir. Randevular çıkmadığı takdirde bizim vize alma şansımız dahi yoktur. Şimdi randevular son 2 haftadır, 3 haftadır hiç randevu çıkmıyor diyebiliriz. 1, 1, 2 bazen randevu dahi çıkmıyor. Yani herkes beklemede. Yani sizin randevunuz çıkmadığında bizlik bir şeyiniz yok. Ne bizlik ne kendinizlik, sizlik bir şey de yok. Yani o tamamen kurale çekilmiş, konsolosluk sisteminden verilen bir randevu. Şimdi başka yerlerde sizlere, sizin mailinize dahi vermiyorlar. Kendiniz kontrol edemiyorsunuz. Abi sen bütün maillerini kendin kontrol ettin mi? Tabii kendin ki. Gördüğün randevunun çıkıp çıkmadığını. Herhalde. Diğer müşterilerimiz de aynı şekilde kendiniz kontrol ediyorsunuz arkadaşlar. Ortada bir oyalama, işte neden çıkarmıyorsunuz, neden yapmıyorsunuz tarzı bir şey yok. Biz isteriz ki herkesin vizesi çıksın, herkesin randevusu çıksın, biz de para kazanalım. Nasıl ki Ömer abiden de kazandığımız gibi. Senin de vizen çıktı, ödeme yaptın, biz de bu işten para kazandık. Sen de vizeni aldın, buraya geldin. Şimdi Ömer abi Finlandiya'ya gidecek. Finlandiya'da arkadaşı var. Orada devam edecek. Kendisine yeni hayatında başarılar dileriz. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkürler. Dediğim gibi sabredin. Her şeyi zamana bırakın. Gerçekten dürüst arkadaşlar. Söyledikleri sözler neyse onu yerine getiriyorlar. Ne bir fazla ne bir eksik. Yaparız deyip de yapmamazlık yapmıyorlar. Kendilerine tekrardan çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz abi. Çok teşekkürler. Yani 3 kağıt 5 kağıt yok arkadaşlar bizde. 3 tane ofisimiz var. Antalya konusuna değinelim. Antalya'daki ofisimizdeki arkadaşlarımızla problem yaşadık. Birincisinde yaşadık, olmadı. İkincisinde yaşadık, olmadı. Yani şu anda Antalya'daki ofisimizde bir çalışan yok. Bizim bulabileceğimiz çalışanlar güvenilir olması gerekiyor. Ve sadece bizim işimizi yapması gerekiyor. Ekstra işlere girdiğinde maalesef ki bir iş yapamıyoruz. Oradaki tüm müşteriler de İstanbul ve İzmir. Aklınıza bir şey takıldığında, kafanızda bir soru işareti olduğunda çekinmeden direkt İzmir veya İstanbul hatlarımıza mesaj atınız. Mesaj attığınızda direkt size anlık olarak cevap verilecektir. Dönüş yapılacaktır. Evrak konusuna değinelim. Evraklar da yaz sezonu geldi. Şu anda herkes tatilde. Buradaki belediyede geçen sene de söyledik bunu. Buradaki belediye çalışanları sürekli tatile çıktıklarından dolayı evraklar gecikiyor. Yani artık 2 ayda çıkmıyor. 3 ayda çıkabiliyor. 3,5 ayda çıkabiliyor. Şansınız varsa daha kısa sürede çıkabiliyor. Bunların da bilgisini verelim. Çünkü Antalya üzerinden işlem başlatan müşterilerimizin genelinde 60. gün olduğunda evrak nerede diye şeyler başlıyor. Sizin pasaportunuz bize ulaştıktan sonra bizim şirkete verdiğimizde şirketin devlette işlemleri başlatması bazen 1 haftayı bazen 2 haftayı bulabiliyor. Bunun da bilgisini verelim. Bunun dışında diyecek bir şeyimiz yok. Herkesin hakkında hayırlısı olsun. Herkese bol şans.